Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere TP-Link'in TLVA801ND isimli Access Point Repeater cihazının nasıl kurulacağına dair bilgiler vereceğim. Cihazımızın kutu görünümü bu şekilde, gelen kutusu, kablo giriş şekilleri, resetleme düğmesi, VPS düğmesi görüntüsü bu şekilde. Tek bir Ethernet portu var cihazda. Yine ön taraftan görüntüsü de bu şekildedir. Cihazımız 2 antenli ve 300 megabit hıza sahiptir. Önde de yazıyor zaten. Peki bu kurulumu nasıl yapacağız? Şimdi ona geçelim. Bilgisayarımıza cihazımızı kablo girişiyle bağlıyoruz. Şu görmüş olduğunuz bir tane internet kablo girişi mevcut zaten. Cihazı kutuyla aldığınızda kutunun içinden gelen internet kablosunun bir ucunu buraya taktık. Diğer ucunu da bilgisayarımıza taktık. Ardından internet tarayıcımızı açıyoruz. Google Chrome'u tavsiye ederim. İnternet tarayıcımıza cihazımızı kabloyla bağladıktan sonra şunu da unutmayın, kablosuz herhangi bir cihaza bağlıysanız o bağlantıyı da kesin. Tek bir bağlantınız bu cihaza ve kablolu olacak. Başka diğer bağlantılarınız var ise onları koparın. Ne yaptık? Cihazımızı bağladık. Hemen tarayıcımızı açtık. Oraya şunu yazıyoruz. tplinkap.net. Yazdığımızda Enter'a bastığımızda karşımıza bu ekran gelecek. Kullanıcı ismimiz orijinal admin'dir. Login diyoruz. Eğer ki siz bu ekrana gelemediniz, kullanıcı ismi ve şifrenizi yanlış diyorsa sistem, cihazınızın resetleme düğmesi var. Bakın şurada küçük bir delik var. Buradaki düğmeye, deliğe küçük, çok sivri olmayan bir cisimle yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Cihazınızı kapatıp açıp tekrardan benim az önceki girdiğim şekilde giriş yapabilirsiniz orijinalinden. Cihazımızın giriş yaptıktan sonra bize şu ekran gelecek karşımıza. Quick Setup ekranı, hemen Next diyoruz. Burada Login Account, yani az önce girdiğimiz admin şifremizin değiştirilmesini istiyor musunuz ekranı gelecek. Siz buradan Yes'e basın ve şifrenizi mutlaka değiştirin arkadaşlar. İnternet ağ üzerinden ulaşıp şifrenize erişip değişiklik yapamamaları için mutlaka bunu değiştirin. Yes'e basıp devam edin. Ben No deyip konuyu uzatmamak için No deyip devam edeceğim. Bir sonraki Next'e geldiğimde cihazımızın çalışma modunu, yani Operation modunu benden soruyor. Şimdi burada çeşitli seçenekler var. Neler? Access Point, Repeater, Bridge, Client ve Multi-SSID. Bunların her birinin ne anlama geldiğini ben uzun uzun anlatmayacağım. Bu videonun açıklama kısmında bunların neler, ne anlama geldiğini anlattığım başka bir videomun linki olacak. Bu videonun açıklama kısmında. O videoyu izleyerek de bunların ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını çok detaylarıyla oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi biz bu cihazımızı Access Point olarak kuracağımızı varsayalım. Örneğin Access Point seçiyoruz. Next diyoruz. Yani nedir Access Point? Cihazıma bir ana modemden kablo çekip buna taktım ben ve bunu Access Point olarak kullanacağım. Eğer ki kablo takacaksanız, ana modemden bir internet kablosu çekip takacaksanız Access Point seçiyorsunuz. Taktım ben. Next dedim. Karşıma bu cihaza vereceğim isim geliyor. Bu cihazın wireless ismi ne olacaksa bilgisayardan, telefondan gözükecek olan isim budur. Bunu yazıyoruz. Hemen onu yazdık. Next dedik. Şurada bizim tabi parolamız. Burayı unutmayalım. Security modu VPA, VPA2, PSK olarak bırakın. Şuraya da bir şifre yazın. Wireless ismin üzerine şifre verecekseniz onu yazın. Ardından Next dediğinizde bir daha buradaki ayarların hiçbirini değiştirmeyin. DHCP'den aldığı IP'yi dağıtsın size otomatik olarak. Tekrar Next dediğinizde bu cihazınız bir Access Point modunda kurulmuş olacak. Ana modeminizden gelen internet kablosunu buna taktığınızda size ikinci bir wireless ağ olarak internet hizmeti verecek. Bir de repeater var. Bu nedir? Bu cihazı evimizin herhangi bir noktasına koyduk. Ana modemdeki interneti kablosuz olarak alıp bize kablosuz olarak verecek. Peki bunu nasıl kuruyoruz? Repeater'ı seçtim. Next dedim. Şurada survey yazan yere tıkladığımda benim bu modemin etrafındaki çalışan kablosuz ağları bana gösterecek. Ben de oradan hangisini kullanacaksam ona bağlanıp buna ondaki kablosuz internet alıp tekrar aynı isim ve şifreyle dağıtmayı sağlayacağım. Peki onu nasıl yapacağız? Evet, survey'e tıkladığımda benim etrafımda bulunan kablosuz ağları böyle sıralıyor gördüğünüz gibi. Hangisine bağlanacaksanız şuradaki connect'e tıklayıp o kablosuz ağın şifresini yazıyorsunuz. Örneğin şuna tıkladık. Hangisine tıkladık? O önemli tabii. O sabit ana modeminizin şifresini tıklıyorsunuz buraya.
ve onu yazıyorsunuz. Örneğin ben şuna bağlandım. Geldiğimde benden şifreyi istiyor. Bu hangi şifre? Ana modeminizin şifresi. Onu girip next dediğinizde bu cihaz size bir repeater cihazı olarak hizmet edecek. Neydi repeater? Ana modemdeki interneti kablosuz alıp size kablosuz aynı isim ve şifreyle yayın yapacak. Buna biz mesafe arttırıcı diyoruz. Cihazımızın iki tane kurulumu, kablolu internet kurulumu, kablosuz internet kurulumu bu şekildedir arkadaşlar. Cihazımızı bu şekilde kurup hizmete sunabilirsiniz. Kolay gelsin.